Ha? Bakarız, bakarız. Ziyaretçin var. Hayırdır? Pek hayra benzemiyor. Yapma. Allah aşkına uzak dur. Allah aşkına dedim ya. Bak Allah'ın adını verdim, bir dur ya. Merhaba, ben Şabin. Tanıdım, Hüdayi. Konuşmuştuk telefonda. Ha, konuştuk. Kusura bakmayın, habersiz geldim. Ha, o mesele mi? Tamam. Burada çalışıyormuş. Çalışıyor da artık benim işim değil. Vilayet kadrosunda çalışıyor. Fark etmez. Bırak çocuğun peşini Şamil Bey. Kötü niyetle gelmedim Hüdayi Bey. Onunla konuşmak istiyorum. Yiğit dediğim dengeye çatır. Erdal senin dengin değil. Kendi dişine takmış çalışan birileri var. Çatmak için gelmedim. Sadece konuşacağım, müsaade et. Rica ediyorum. Şamil benimle görüşecekmiş. Niyat etmeye? Anlayacağız birazdan. Sakin ol, bir halt edemez. İki kepçe toprağa bakar. Gömeriz şerefsizi buraya. Bütün şehir dua eder. Sağ ol. Buralardayız, tamam mı? Tamam efendim, peki. Hadi. Diyeceksen çabuk de. Kızım nerede? Erdal. Seninle derdim yok. Kızımı istiyorum. Hayatta bir tek kızım var. Onu istiyorum. Nerede kızım Erdal? Bilmeni isterse Şalmaz sana söyler. Onun istemediğini ben hiç söylemem. Bunu bana yapma. Ne olur yaparsam ha? Gene köpeklerini mi salarsın üstüme? Anla beni be adam. Anla! Öldürmek istediğim adama yalvarıyorum. Kızım için yalvarıyorum. Ulan anlasana be! Kendini anlatana kadar biraz kızını anlayaydın. Başkalarını üstüme... Bana babalık dersi verme. Sen de bana ne yapacağımı öğretme Şamil Bey! Şalmaz ararsa aradığını söyler.
Amma moralmıştır ama Elmas Bey. Tabii oğlum, tabii. Ya, bir dakika, şimdi bu herif çarşıyı da bilmez. Gider esnafın canını okur, iyi mi? Neyse, ben şimdi şehre iniyorum. Araya ne olsa söylersin, tamam mı? Tamam. Geldim beyim. Hoş bulduk. Ben aldım çantanı beyim. Tamam, ben hallettim. Bölge müdürü geleceğini geç haber etti beyim. Pek bir hazırlanamadık. Önemli değil. Geceleri soğuk olur. Odun yedim. Bol bol yakarsın. Sağ ol. Gece bir ihtiyacınız olursa yakınlardayım. Adım Hüseyin. Çıkın dışarı. Hüseyin diye seslen, koşar gelir. Hüseyin, sen orman bekçisi değil misin? Öyleyim Allah'ın izniyle. İyi, madem öylesin, git ormanı bekle. Ben aç mıyım kardeşim, benim neyimi bekleyeceksin? Baş üstüne beyim. Ya Hüseyin, hadi maş maş. Maş maş hadi. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar Hüseyin. Hayırlı akşamlar. Şehir gittikçe arkamda kalmaya başlamıştı. Gözlerimin önündeki son resim değil Tuncay. Sanki neden ve niçin gittiğimi anlamış gibi baktı yüzüme. Ağlamak üzereydi. Bilmiyorum, belki ben gittikten sonra da ağladı. Melek, karıcığım görmeliydin. Ben o anda adım gibi emin oldum. Dedim ki kendime, bu hayatta beni karımdan ve bir deliden daha iyi kim anlayabilir? Üzülerek söylüyorum ki bu şehir böyle bir kaosu yıllardır yaşamadı. Bir anda çevre felaketi, bir anda açlık grevleri. Ölen insanlar. Şehir resmen ikiye bölünmüş durumda. İnsanlarımız kamplara ayrılmış. Ve bunun sorumlusu maalesef bu şehri idare eden, ettiğini sanan zihniyet. Vali Bey'i mi kastediyorsunuz? Evet, Sayın Faruk Yazıcı. Açıkça söylüyorum. Bugün bütün bir öğleden sonra kendisine ulaşmaya çalıştım. Düşünebiliyor musunuz hanımefendi? Ben iktidar partisinin il başkanı olarak Sayın Vali Bey'e ulaşamıyorsam... Vatandaş ne yapsın? Sonra neymiş? Kapılar ardına kadar açıkmış da. İsteyen istediği gibi gelip derdini anlatırmış da. Laf bunlar laf. Hepsi göz boyama, şov. Asıl olan şu. Vali Bey yok. Gitmiş. Nereye gittiğini en yakınları dahil kimse bilmiyor. Buna gitmek denmez. Kaçmak denir. Bu şehrin sorunlarını içinden çıkılmaz hale getirip kaçmak. Bir dakika efendim. Bir canlı telefon bağlantımız var. Hatta Şamil Doğankaya. Bize ekleyecekleri olabilir. Memnuniyetle. Şamil Bey, sizi dinliyoruz. Yargısız infaz yapmıştır. Evet, bir çevre sorunu yaşadık. İnsanlar kaybettik. Acı çektik. Afiyet olsun. Teşekkür ederim.
Babam İstanbul'da avukattı. Aslen buralı. Arazileri var. Bir çiftlik evi. Ağa kızısın yani. O tarakta biz yoktur babamın. Aileden kalmış mal mülk. Basın yayını bitirdiğim yıl, 3 yıl önce annemle boşandılar. Babam Erzincan'a dönmeye karar verdi. Onunla geldim. Birlikte mi yaşıyorsunuz? Geçen yaz öldü. Üzüldüm. Yine de geride hatırlanacak bir şeyler olması güzel. Hiç mi yok sende? Var tabii. Yetiştirme yurtları, etüt odaları. Ailenden birileri? Bir yerlerde birileri vardır herhalde. Buyurun, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Siz buyurun, oturun. Tamam. Kalkalım mı? Tamam. Hadi. Tamam. O dediğin kafeye gidecek miyiz? Olur, gidelim. Kahveleri ben ısmarlıyorum ama. İyi akşamlar. İyi akşamlar başkan. Kusura bakmayın, rahatsız ettim. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Ben arabada beklerim. Tamam. Vali Bey'e ulaşmaya çalıştım ama sanırım yok. Evet, yok. Ankara'dan haberler var. Neyle ilgili? Yeni bir valiler kararnamesi. Yani? Vali Bey'in durumu biraz sallantıda. Tayin mi? Bu da bir tür tayin sayılır. Merkez valiliği mi? Maalesef. Hayatta en korktuğum şey kendi hayallerime yenik düşmek. Yapılacak daha ne çok şey var Karıcığım. Daha ne çok şey. Belki de şimdi yanında olmak vardı, başımı dizlerine dayamak. Parmaklarının usul usul şakaklarıma olması. Gel gör ki dağ başı, vakit gece yarısını çoktan aştı. Kalbimde fütursuz bir telaş ve arkamda koca bir ormanın karanlık nefes alışları. Tıpkı şairin dediği gibi Karıcığım. Hani gözlerini kısar ve ezber okurdun ya. Ve şimdi gece olduğu için ve dünya karanlıkta daha bizim, daha yakın, daha küçük kaldığı için ve bu vakitlerde topraktan ve yürekten evimize, aşkımıza ve kendimize dair sesler geldiği için, kayalıklarda şayak kalpaklı nöbetçi okşayarak gülümseyen bıyığını seyrediyordu koca tepeden. Dünyanın en yıldızlı karanlığı. Uzaktan ateşi gördük. İsmail dedi ki bu kesinlikle Vali Bey'dir. Neden geldin? Uyku tutmadı. Şehir boşalmış gibi. Kocaman, tenha bir şehir. Ben sen yokken en az senin kadar yalnız olduğumu söylemeye geldim. Bir de seni çok seviyorum Faruk. Bir dağ başında tek başına bir ateş yakmış otururken bil bunu. Olur mu? Bil. Önüme
Al sular içmem kadınım tersin tersin. Al sular içmem kadınım tersin tersin. Mevlam seni bana versin. Al hançeri kadınım, vur ben öleyim. Ah kapınızda bir tanem kul ben olayım. Temas kuramadım. Affedersiniz. Alo? Alo buyurun. Maalesef dönmediler. Programını bilemiyorum. Hayır efendim. Size demedim. İyi günler. Arayacağım size, iyi günler. Kolay gelsin. Tabii efendim. Gelir gelmez söylerim. Oldu. İyi günler. Ay. Alo? Emniyet Müdürü Levent Egemen. Buyurun Müdür Bey. Vali Bey'in durumuyla ilgili bir değişiklik. Hayır, bir değişiklik yok. Muavin Bey yanımda. Tamam efendim, veriyorum. Emniyet Müdürümüz. Buyurun Müdür Bey. Kardeşim, ne yaptınız Vali Bey'e? Dünden beri kayıplarda. İlahi Müdürüm, bizim bir şey yapmamıza gerek var mı? Şehirde olanlar yetiyor. Haklısınız. Bu fabrika müdürünün soruşturmasında bir gelişme... Henüz yok. İfadeler devam ediyor. Vali Bey? Eskilerin dediği gibi müdürüm. Tebdili hava. Neyse, umarım kısa sürer. Umarım. İyi günler. Size de. Doğru düzgün bir yere gitse olmaz. İlla içimiz dışına çıkacak. İnsanlar eziyetten zevk alıyor. Kim? Kim olacak vali? Ya ben ne diyeyim ki size mühendis bey? Birinizi eşkıya kaçırır dağa, öbürü kafayı bozar dağlara çıkar. Yani diyorsun ki al birini buradakine ha? Haşa mühendis bey. Haddimiz de olur mu hiç öyle? Ne peki? Hani demişler ya, tencere dibin kara, seninki benden kara, ne güzelsin Ankara. Ya bak bu oldu işte. Ancak bu kadar zeli söylenebilir. Aferin sana, aferin. Öyle bir laf işte. Vali Bey. Vali Bey. Ne haber Hüseyin? Estağfurullah. Ne oluyor Hüseyin? Olur mu hiç beyim? Ya bıraksana baltayı Hüseyin. Mümkün yok Vali Bey. Bırak baltayı Hüseyin. Ya bırak. Beni odunlarımla baş başa bırak Hüseyin. Fakat beyim, bölge müdürü duyarsa size odun kestirdiğimizi. Bölge müdürü? Bölge müdürü ne dersin ki? Ben mani olmak istedim. Ama vali baltayla üzerime saldırdı. Sen daha burada mısın Hüseyin? Gidiyorum beyim. Hemen gidiyorum. Sayın Vali çok kötü zamanda kayboldu. Şehri kastetmiyorum. Valiler kararnamesi. Merkeze alınmak istenmesi tam bir rezalet. Haberi olsa... Hiç fark etmez. Tanıyorsunuz Vali Bey'i. Açıp telefonu sağa sola yapmayın etmeyin demez. Birileri yapmak zorunda. Vali Bey'in arkasında duracak birileri yok mu Ankara'da? Senin tanıdığın birileri. İmzaya açılmış bir kararnameden... Vali Bey'in ismini çıkarmak için ancak bir bakan...
Alo, Naciye Hanım. Çok acil Ankara. Adnan Bey'in özel kalem müdürü, sekreteri, kim çıkarsa. Evet, Sayın Bakan'la ben görüşeceğim. Özel bir durum olduğunu söyle. Efendim. Ya. Peki. Ne zaman? Anladım. Bakan Bey Amerika'da. Dönüşü ne zaman? Önümüzdeki hafta. Geç. Çok geç. Katliam yapmışsın. Bütün ormanı kesemezsin ki. Denerim Betekin. Sen şu bizim kartalın hikayesini biliyor musun? Tribünden bir abimiz anlatmıştı. Sen o kadar yolu hikaye anlatmaya mı geldin? Şimdi kartalın yeşi 40'a dayandığında pençeleri sertleşir, esnekliğini yitirir. Avlarını tutamaz hale gelir. Gagası uzar, göğsüne doğru kıvrılır. Kanatları ağırlaşır, ağırlaşır, uçamayacak hale gelir. Ya ölmeyi seçecektir artık ya da yeniden doğmayı. Yeniden doğuş için 150 gün kalacağı bir kayaya tüner. Önce gagasını sert bir kayaya vurur, 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 düşene kadar vurur. Bir süre yeni gagasının çıkmasını bekler. Çıkınca yeni gagasıyla pençelerini söker, çıkarır. Yeni pençeleriyle de tüylerini yolar. 5 ay sonra en az 20 yıl yaşayacağı yeniden doğuş uçuşuna hazırdır artık. Bitti mi? Ya alıp başını dağlara çıkacaksan beni dağdan niye indirttin? Ölüp gitmeyesin diye. Sayın Valim, sen burada kafayı taşlara vururken bizim müzikleri kim takacak? Dayım, müsaaden var mıdır? Varsa bir çift lafım olacak sana. Bacımın evinde bir yavru var. Adı Öksüz'dür. Canını önce Allah bağışlamış, sonra sen. Babalık etmişsin ona. Ama boşunadır. Niye dersen, koca şehri öksüz bırakan adam el kadar bebeğe babalık etmiş, ne fayda? Mehmet Bey, ne haber? Sağ ol Vali Bey'im, sağ ol. Sen nasılsın? Sağ ol.
Tuncay. Asayiş Berkemal, Vali Bey. Aslan Tuncay be. Göreyim seni. Devam. Devam Tuncay. Devam. Devam. Ne haber İsmail? Hoş geldiniz efendim. Ne yapıyordun burada İsmail? Hiç efendim. Ev biraz kalabalık da, misafirler falan. Kafam götürmedi. Ha. Neyse. Hadi şimdi git biraz misafirlerinle ilgilen. Başüstüne efendim. Ya hadi İsmail hadi. İyi günler efendim. İsmail. Buyurun Sayın Valim. Sağ ol. Baba. Aslı. Nereden çıktın kızım sen ya? Finallerden önce bir hafta boşluk vardı. Atlayıp geldim. Annesini yalnız bırakmaya kıyamadı. Fıstık. Ne haber aslanım? Hoş geldin baba. Tam yemeği hazırlıyorduk biz de. İsabet vallahi kurt gibi açım. Gerçi dağdan inmiş birini doyurmak zordur ama. Elinizden geleni yapacağınıza eminiz Melek Hanım. Hadi bakalım.